Merhaba arkadaşlar, Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle görüntüsüyle, lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm şekerli poğaça tarifimi paylaştım. Bu tarifimi günlerde misafirlerinize ikram olarak, beş çaylarında, kahvaltıya veya çocukların beslenmesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle videoma tarifime geçmeden önce şöyle görüntüsünü de sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli bir tarifim. Umarım siz de dener ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Yine tarifimi olabilecek en pratik haliyle hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir poğaça tarifi. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü. Sütün ılık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle elimizi yakmasın. Yarım çay bardağı toz şeker. Üzerine bir paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şöyle biraz şekerler eriyene kadar karıştıralım. Sütün ılık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Süt çok kaynar olursa eğer mayanın özelliği gider ve istediğimiz gibi poğaça kabarmaz. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağını ve bir tane yumurtanın beyazını, bir tatlı kaşığı da tuz kullandım arkadaşlar. Tuzu damak zevkinize göre biraz daha az veya fazla kullanabilirsiniz. Şöyle yumurtanın sarısını ise poğaçamın yüzü için kullanacağım. Daha sonra unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Her videomda mutlaka her tarifimde söylüyorum. Yumurtanın büyük veya küçüklüğünden, unun markasından unun miktarı değişebilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde unu ilave edelim. Yumuşacık bir poğaça hamurumuzun olması gerekiyor. Tam yoğurma aşamasında gördüğünüz gibi tam bu aşamada 2 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Bu şekerin sayesinde poğaçaların yüzü daha güzel, çok güzel bir şekilde kızaracak. Şöyle tekrar yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama gelene kadar birkaç dakika yoğuruyorum. Hazırlamış olduğum hamuru bir 5 dakikacık dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra hamurumu tezgahıma aldım. Daha sonra hepsini şöyle eşit bir şekilde bezeleri alacağım. Bezenin büyüklüğünü, küçüklüğünü poğaçanızın nasıl olmasını istiyorsanız büyük veya küçük o şekilde bezeleyebilirsiniz. Şöyle ben orta boyda poğaçalar yapacağım. Ne fazla küçük ne fazla büyük. Evet, bezelerimi aldıktan sonra üzerini kapatıyorum. Hiç dinlendirmemize gerek yok. İlk aldığım bezeden şöyle tam da videomda gördüğünüz gibi hamurumu açıyorum. Ve üstünden hamurumu gördüğünüz gibi sardım. Şöyle bir 4 tanesini hazırlayıp size göstermek istedim arkadaşlar. Bütün hamuru aynı şekilde açıp bekletmiyorum. Çünkü 2 aşamayla yapıyoruz bu poğaçayı. Önce kenarını hazırlayacağız. Daha sonra poğaçamın gülünü hazırlayacağız. Şöyle bir 4 tanesini gördüğünüz gibi açıyorum ve elimle kendime doğru sarıyorum. Bu aşamada videomu dikkatli bir şekilde izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Tıpkı bir simit hamurunu açar gibi elimle çok üzerine bastırmadan yavaş bir şekilde açıyorum. Dediğim gibi bu aşamayı nasıl anlatacağımı bilemedim açıkçası. Videomu dikkatli bir şekilde izlerseniz çok sevinirim. Şöyle hamurumu aralarından geçirerek iki ucunu birleştiriyorum.
tekrardan göstermek istedim arkadaşlar. Bu arada siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçücük bir nokta da olsa veya küçücük bir emoji de olsa gerçekten çok değer veriyorum. Bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi birkaç tanesini aynı şekli verdim. Tabii ki bu tariften çok farklı poğaça şekilleri de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi poğaçamın ilk şeklini verdim. Şimdi ise poğaçalarımın ortasının gülünü hazırlayacağım. Şöyle yine bezemi alıyorum. Aynı şekilde açıyorum. Şimdi ise gördüğünüz gibi çay bardağı ile 4 parçayı kesiyorum. Şöyle aralıklı bir şekilde üst üste yerleştiriyorum. Bu şekli gül tatlısına veririz. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle üzerinden rulo şeklinde sardıktan sonra tam ortasından kesiyorum. Alt kısmını birleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi üstü bir gül şekli aldı. Diğeri de aynı şekilde. Şimdi ise poğaçamın tam olarak şeklini size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle tam ortasına yerleştiriyorum. Arası biraz boşluk kalıyor. Bu sizi korkutmasın. Poğaça mayalandıkça zaten birleşecek. Gördüğünüz gibi görüntüsü gerçekten bir şahane. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir kez daha sizinle paylaşmak istedim. Bu şekli ve tarifi gerçekten çok beğenerek hazırladım arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Dediğim gibi olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok memnun olurum. Yine aynı şekilde 4 tanesini üst üste yerleştiriyorum. Ortasından kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gül şekli oluyor. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Ilık süt kullandığım için hiçbir şekilde poğaçaları dinlendirmeye, mayalanması için dinlenmeye bırakmadım. Çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde kabardı. Ve bir tane yumurtanın sarısını poğaçaların yüzü için ayırmıştım. Şöyle videomda gördüğünüz gibi poğaçaların yüzüne sürüyorum. Ben poğaçaları bir tepsiye yerleştirmiştim ama çok kabardığı için ben bunu iki tepsi olacak şekilde ayarladım. Poğaçaların şekli görüntüsü çok güzel olduğu için ben üzerini süslemeye hiç gerek duymadım. İsterseniz bir susam veya çörek otu ile süsleyebilirsiniz. Poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında bir 20 dakika kadar pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir arkadaşlar. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçaların alt üstü güzelce kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim poğaçalarım 180 derecelik fırında 20 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı.
Gerçekten görüntüsü, lezzeti bir harika arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle görüntüsünü size yakından da göstermek istedim. Umarım siz de dener ve fikirlerinizi benimle paylaşırsınız. Şöyle kıvamını size daha yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık, harika, kesinlikle denenmeye değer bir tarif. Bu şekilde poğaçalarım. Şöyle gördüğünüz gibi poğaçalarımın içerisini ve yumuşaklığını size daha yakından gösteriyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.